Değerli öğretmenlerimiz ve aydınlık geleceğimizin teminatı çocuklarımız. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlamanın gururunu ve sevincini yaşıyoruz. 29 Ekim 1923'te Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Cumhuriyetimiz ilan edilmiş, tüm dünyaya tam bağımsızlığımız duyurulmuştur. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimizi anlamak, sorumluluklarımızı bilmek üzere Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün miras bıraktığı gençliğe hitabeyi yeniden okumak için sevgili öğrencimizi kürsüye davet ediyorum. Ey Türk gençliği! Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. İstiklal ve cumhuriyetine kast edecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hileyle aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bu gemilerin ne işi var burada? Neden gelmişler ki? Onlar vatanımızı işgal etmek için. Bu mümkün mü? Şimdi ne olacak? Merak etme. Geldikleri gibi giderler. Araba yine bozulacak gibi. Paşam sen endişe etme. Havzaya kadar gideriz. Yine durduk. Paşam galiba bu ihtiyar bizi yarı yolda bıraktı. Ayaklarımız var beyler. Ayaklarımız sağlam. Paşam nasıl yürürüz onca yolu? Yurdumun toprağına basa basa yürürüz. Sen nasıl yürüyeceğimizi bırak da ısık çalmayı bilir misin onu söyle. Bilmem paşam. İçinde vatan bir mani. Ve himaye kabul edilir. Kurayi milliyi tek kuvvet olarak tanımak, sınırlar içinde vatan bir mani. Milli iradeyi hakim kılmak esastır. Kabul edilemez. Milli cemiyetler birleştirilerek milli mücadele etmek elden idare edilecek. İrade-i Milliye gazetesi çıkarır. Her türlü işgal ve müdahaleye karşı millet birlik olarak kendisini milli iradeyi temsil etmek üzere millet meclisinin derhal toplanması mecburidir. Milli mücadele etmek elden idare edilecek. Milli vicdanın iradesine bağlı olarak binlerce saldırı ve haksızlıklar altında inleyen ve İzmir faciası olayı karşısında kan ağlayan İzmir faciasında yıkan ilanda ve kan ağlayan sağlayacak olan sonsuz gücümüzdür.
Mustafa Kemal'in kanısı derdi kanısına. Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı. Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik. Nam salmıştı asker içinde. Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü. Doğrulmuştu. Önce. Bir kanım vardı bu topraklara feda edecek. Yükledim mermiyi, upuzun yollar gittim. Yine olsa yine giderim. Memleketim değil mi? Canım kurban. Efendiler, yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Ey Türk istikbalinin evladı, işte bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kuvvet damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Damarlarındaki korkusuz kanlarını hiç düşünmeden vatan toprağına feda eden kahraman şehitlerimiz, gazilerimiz ve Mustafa Kemal Atatürk için saygı duruşuna ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum.